Moody's yarın Türkiye için not kararını açıklayacak. Buradan gelecek olan not kararının öneminden bahsediyoruz. Belki burada iki karar bekleniyor Moody's tarafından. Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde para girebilir dedi. Deutsche Bank'ın değerlendirmesi vardı bu tarafta. Bir taraftan Merkez Bankası'nın Türk lirası mevduatı desteklediği adımları takip ediyoruz. Burada KKM hesaplarına uygulanan faiz oranının alt sınırı politika faiz oranının %80'den %70'e indirildiğini görüyoruz. Endekse baktığımızda Borsa İstanbul BIST endeksine baktığımız da tabii burada endekse 11.000 seviyelerini artık takip ediyoruz. Biraz bununla ilgili tabii yatırımcının da ilgisinin arttığı bir dönemde de bu haber başlıkları, bu pozitif haber başlıkları aslında beklenen pozitif sonuçlar neler doğurur? Özellikle yabancı yatırımcı ilgisini konuşalım, Borsa İstanbul'u konuşalım. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz neler olur? Şimdi yabancı yatırımcı geçtiğimiz sene Mayıs-Haziran'dan itibaren gelmeye başladı öncelikle hisse senedi tarafına. Devam etti ama bu sene fazla bir giriş olduğunu görmüyoruz. Tamam, kümülü olarak bir giriş var toplamda ama hisse tarafındaki girişlerin zayıf olduğunu, ancak buna mukabil tahvil tarafındaki girişlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi enflasyon beklentisi. Yani para girişi var ama hisse tarafına değil, daha çok tahvil tarafına. Bunun da sebebini söyleyeyim. Şu anda 10 yıllık tahviller yaklaşık %27-28'lik bir faizle işlem görüyor. Bu faiz oranı şu anki enflasyona göre düşük görülebilir. Ama önümüzdeki dönem beklendiği gibi enflasyon gerilerse, önümüzdeki yıllarda özellikle %20'nin aşağısına gerilerse, tek haneye yaklaşırsa bu çok yüksek bir getiri olacaktır o zaman için. Bu sebepten dolayı enflasyonun düşmesini bekleyen yabancı yatırımcılar tarafından bir tahvil tarafına giriş var. Öte yandan hisse tarafına giriş oldu ama son zamanlarda giriş değil, tam tersi bir çıkış olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi tabii birinci sebebi faiz. Borsaya rakip hem mevduat faizleri yüksek, tahvil daha cazip bir hale geldi. Ben borsadan çıkışın faiz ürünleri bir girişin olduğunu düşünüyorum yabancı tarafında. Şu anda mevcut ekonomik program eğer uygulanmaya devam ederse ve enflasyonda gerileme görürsek ben yabancı girişinin hem borsa tarafına hem tahvil tarafına devam edeceğini düşünüyorum. Kademeli de olsa, sınırlı da olsa bir yabancı girişi devam eder. Eğer aynı program uygulanırsa enflasyonda bir gerileme görürsek, kaydeder bir gerileme görürsek. Dot artırım kuruluşlarına gelince tabii 19 Temmuz yani Cuma günü Moody's'ten bir değerlendirme bekleniyor. Kredi notu artırabilir. Böyle bir beklentim var. Ama bunu yapmasa da değerlendirme yapar. Pozitif anlamda değerlendirme yapar. Ayrıca şuna bakmak lazım. Daha önceden kredi notu artışı veya görünüm artışı geldi kredi derecelendirme kuruluşlarından. Ben bunun bu sene devamını bekliyorum. Çünkü işte cari denge, rezervlerin artırılması, CDS'lerin gerilemesi gibi birçok faktör şu ana kadar gerçekleşti. Bunun ben not artırma olarak önümüzdeki dönem yansıyacağını düşünüyorum. Burada en önemli konu enflasyon. Eğer enflasyonda gerileme görürsek tekrardan yeni not artırımları gelme ihtimali bu sene içerisinde yüksekliğe değerlendiriyorum.